Şu an başlıyor. Mustafa Özel falan mı? Herkese merhaba. Bende de premium var. Bence söyleyebiliriz dedim. Yani söylediğim şey öyle. Benim burada kızı mı? Herkese merhaba. Başla Aytaç'cığım. Başla. Nasıl? Merhaba sevgili herkes. Ya öyle Merhaba. Hiç Tanık kanalına hoş geldiniz. Bugün Ankara toplantısındayız. Ve size dernek merkezimizi göstereceğiz. Hadi başlayalım. Aradım yol bulamadım. Mevlam Mevlam gör bizi. Ocağım sende nasıl beladı? Bırakıp gitti bu ne devrandı? Dünya gözünde Allah'tan beni tanıdık. Yeterince tanıdık. 5. sınıf. Mezunumsu. Mezunum olamayan mezunumsu. Komedine çiğker. Evet. Artı waffle artık. Artı waffle olmayan. Nebileceğin yerde başlasın. Şube nerede? Türk yüzünde. Şu an. Aynen. Evet. İkinci sınıf. Evet, ikinci sınıf. Başka? Evet, Konya'da yaşıyorum. Matematikle ilgili sorularınızı bekliyorum. Aytaç Akbas 2S ile. Merhaba. Evet, doğru. Bu kadar. Başka bir şeyim yok. Bana gelme. Bana gelme. Gerçekten izlemiyorum. Peki. Sonrasında bizim de ilerle kuracağım. Ama ayıp ya. Taksi canlısına bak. Bu var muhabbetiniz çok falan olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok tatlı. Ay ya var sizin tatlılarınız. Evet Büşra. Ne canım? Ne söyle? Hangi üniversite? Şu an Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 6. sene. O yüzden biz 4. sene diyelim. 2 yılda master yapıyorum diyelim. Merhabalar. Yalova Üniversitesi 7. sınıfım. Nasıl dersin? Çok tazeyim. Çok tazeyim. Sadece hukuk okuduğumu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Bir tek birdim en sevdiğim kısma geldi. Şeref yiyeceğiz. Merhaba, Güzide. Çok son sınıfı Konya Karatay Üniversitesi. Başa. Bize bu yüzden Balcın, Erçesi Üniversitesi'nin 4. sınıfı. Ne diyeceğim? Bilmiyorum. Merhabalar. Vallahi iyi oldu ya. Moralim çok bozuktu, evde durmadan ağlayıp duruyordum. Öyle somurtkan ama buraya geldim biliyorum. Teşekkür ederim. Bizle beraber al. 3.88 ortalaması. Dur başlamayalım. Hemen başladın. Başlamayalım. Ben liseyi bir sene okudum. 3 sene liseye gitmedim. Şimdi ben... Evet, biraz kötü bir lise hayatı geçirdik. Çocukluğumuz soğuk geceleri. Evet. O roman soğuk gecede. Hakikaten Tezer Özlü hayatımda yeri büyüktür. Yani onun romanlarıyla büyüdük maşallah. Maşallah. Sonra işte hukuk okuyorum ben. Teşekkür ederim. Evet. Gözlerimin camı yok. Süs olsun diye taktım.
yok cam yok. Bugün ortası çıkacak gibi hissediyorum ben böyle. Ben de şaşırdım cam. Güneş gözlüğüydü de dedim bir takayım, nasıl bir alışmaya çalışayım. Yeni gözlüğümü yapayım dedim de. Moda sektörü. Moda hukuku. Bilkent sağ olsun. Nerede? Bilgilendik çok şey. Aynen. Selamlar. Merhaba. Çankaya hukuk. Evet. Son sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Çok yer arıyorum. Aynen. Söyle. Staj. Evet. Stajlar arayan avukatlar arıyorum. Mutfağa da bence git. Mutfağa gidiyorum. Mutfağa giderken. Evet, şu an bir de mutfak turu. Evet. Elif Su Erdem. İçeriği sileceğim. Temizlik imandan gelir diyerek. Masumlar Apartmanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Safiye. Gülbenim. Gel gel. Burası da mutfağımız. Merhaba. Bilkent Üniversitesi. Merhaba. Bizi mutfağa attılar. Biz burada çağırdık yorla. Siz staj yaparken böyle oluyor. Sen gel gel. Buraya bak, buraya bak. İşte bir bizi... bakalım arkadaşlar. Kahve yaptılar bize. Ders çalışıyor arkadaşımız. Ay hayır hayır. Böyle görmek istemiyorum. İşte uzaktan eğitimin. Ama sebebini açıklayayım. Şöyle ki bahar döneminin ilk dersi bu. Medeni hukuk dersi. Ve ben güz döneminin ilk dersini bir sebepten ötürü kaçırmıştım ilk dersi. O yüzden ilk dersi kaçırma travması olmuştu bende. O yüzden... Şu anda ilk dersime girme durumunda hissettim kendimi ve dersteyim. Teşekkür ederim. Köşeme kurulmuş. Teşekkür ederim. Al kendini tanıt. Ben Sevgi 1. sınıftayım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İstanbul'da. 700. oldum. Evet. Yarışmacı arkadaşlarım. Evet. Başka ne söyleniyor genelde? Ankara'da oturuyorum. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Tabii burada ne gıybetler var. Arkada gıybetler, kız burada evet, ders dinliyor. Ben bir kulağımda ders, bir kulağımda gıybetler. Kim dedi ya onu? Evet, kim dedi onu şey ya? Bir şey anlatıyorum. Suç duyurusunda bulunun. Suç duyurusunda bulunduktan sonra onun IP adresinin tespiti istenecek. O yazılacak. Yani mesela hesap hareketlerinde yazmıyor nereye gitti. Sadece nasıl mesaj almış peki? Sadece mesaj geldi. Ya. Ziraat Bankası'nın para çıkışı olmuştu. Tamam da banka hesaplarında hesap hareketlerinde görürüz ya. Bu ATM'den aldım, sadece ben varım. Mobilde gözükmüyor. Kart zaten bizdeydi. Hesap hareketlerinde gözüküyor. Banka gözükmüyor. Tabii. Hesap hareketlerinde gözükür ya. Arkadaşlar canı illa Türk kahvesi içelim dedik. Türk kahvesi yapmak için Aytaç sağ olsun gitti Türk kahvesi aldı. Öykü dedi ki ben Türk kahvesinden anlarım. Ben dedim ki Öykü yapamayacaksan ben yaparım Türk kahvesini. Yok ben yaparım dedi. Bir geldi Türk kahvesi. Hiçbirinde köpük yok. Sıfır. Kahvenin köpüksüzü de makbul değildir. O sebeple Öykü'ye neden köpüksüz olduğunu sorunca Öykü biraz üzüldü. Ama birazdan gönlünü almaya gidecek. Hep beraber gidelim Öykü'nün gönlünü alalım. Hadi. Ben gizli çekim yapalım. Evet Öykü. Arkamdan konuşuluyormuş. Duyduk ki götür paralarını. Kahve köpüksüz dedi dedim sadece. Barışalım. Tamam. Şöyle barışalım. Zaten evet. Temizim ben. Evet barıştık. Şu an bizi çekiyor. Ha tamam. Hem Öykü. Hem şovmen ya. Bunun için mi der? Öykü çok basit oldu. Yıkadık mı? Evet Sezen. Merhaba, ben Sezen Aksu. Kanalı algılayamamayı unutmayın. Evet. Çok yakından almadım. Adın Sezen Aksu, bu konuda bir sıkıntı şey yapıyor musun? Bu konuda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Şunu da biraz çıkın, daha güzel yorumlar. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum, adımı çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. YouTube kanalımıza bu video, sen çektik ilk videomuzu. YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Yapıyor be. Ne zaman durdun? Yok mu? İşte böyle çok güzel bir ekibiz. Ya onu öylesine. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca buradan İstanbul temsilciliğine de bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar tamam sizin deniziniz olabilir ama yanınızda biz olmadıktan sonra o denizin ne anlamı var ki? Hepinizi çok seviyoruz. Bütün dernek üyesi arkadaşlarımız. Evet. Herkese sevgiler, saygılar ve sağlıklı, mutlu bir eğitim, öğretim yılı, bir meslek hayatı diliyoruz herkese.